Merhaba arkadaşlar, ben Ferhat Örs. Yerde ısıtmada ilk uygulamalar M.Ö. 1200'lü yıllara rastlamaktadır. O yıllarda sıcak baca gazı döşeme altından geçirilerek uygulama gerçekleştirilmekteydi. 1900'lü yıllarda suyla yapılan sistemlerde döşeme altından uzun ömürlü malzemeler kullanılamadığı için bir dönem yerde ısıtmaya ara verilmiştir. Plastik teknolojisinin ilerlemesiyle ısıya dayanıklı ve uzun ömürlü PPRC, PEX, Alpex gibi borular üretilmeye başlanmış ve yerden ısıtma günümüze tekrar yaygınlaşmıştır. Uygulamaya gelince ilk olarak tek tarafı yapışkanlı kenarizasyon bantları tüm iç ve dış duvarların alt kısımlarına yapıştırılır. Kenarizasyon bantları düşük maliyetli ama oldukça önemli malzemelerdir. Şapın ısısının dış duvara geçmesini önlemenin yanı sıra şapa ayrıca hareket imkanı tanır. Kullanılmaması durumunda straforun üzerine dökülen şap duvara yapışır. Isınan şap genleşmek isteyecektir. Genleşmeyince zarar görür. Daha sonra kat betonu üzerine teknofer yerde ısıtma straforu döşenir. Böylelikle katlar arasında ısı ve ses yalıtımı sağlanmış olur. Bu durum özellikle kombi ile yapılan bireysel ısıtmalarda çok önemlidir. Straforun üzerine ısı kayıplarıyla hesaplanan yerden ısıtma boruları döşenmelidir. Basınç ve sızdırmazlık testlerinden sonra şap betonu atılır. Kuruyan şap betonunun üzerine isteğe bağlı olarak seramik, parke, halı, mermer gibi döşeme kaplaması yapılabilir. Yerden ısıtma sistemlerinin avantajlarına gelecek olursak, radyatörler gibi yanmış toz oluşmadığından tül perde ve duvarlarda is yapmaz. Kirlenmeye sebep olmaz. Yüzey temizliği sonrasında döşeme hızlı kurur ve zeminin nemli kalmasına engel olur. Rutubetli ortamların yol açabileceği bakteri üremesine engel olur. Yerden ısıtma insan anatomisine en uygun ısıtma sistemidir. Diğer ısıtma sistemlerinde sıcaklık yoğun olarak tavanda birikir. Yerden ısıtma sistemlerinde tam tersi yoğunluk zemindedir. Malum insan ayağından ısınır ayağından düşür. Daha konforlu bir ısıtma sağlar. Örneğin diğer ısıtma sistemlerinden 22 derecede de aldığımız konforu yerden ısıtmada 20 derecede alırız. Her bir derecede %8 tasarruf ettiğimizi düşünürsek yakıt tüketimimizin diğer sistemlere göre çok daha düşük kalacağı aşikardır. Ayrıca gönderdiğimiz su sıcaklığı diğer sistemlere göre daha düşük olduğundan bilhassa yoğuşmalı kombi ve kazanlarda en az %30 yakıt tasarrufu sağlarız. Mimar açıdan çok büyük avantajlar getirmektedir yerden ısıtma. Cam önlerinde ve iç mekanlarda radyatör gibi ısıtıcılar olmadığından %5'i bulan alan kazanılmakta ve daha rahat dekorasyon imkanı tanımaktadır. Malum yeni nesil konutlarda genelde Fransız pencere ve balkon tasarımları bulunmaktadır. Radyatörler mecburen iç duvarlara konulmakta. Bu durum konforu bozarak ısınmayı olumsuz etkilemekte. Bilhassa küçük dairelerde istenilen dekorasyon yapılamamaktadır. Biraz da bize sıkça gelen sorularla ilgili tavsiyelerde bulunalım isterseniz. İlk tavsiyem izolasyon malzemesi olarak imkanınız varsa eğer folyo kaplamalı ve mantarlı yerden ısıtma straforlarını kullanmanız. Düz straforlardaki en büyük problem siz her ne kadar lama klips kullansanız da Borular üzerine bastığın zaman çıkıyor. Bazı yerlerde uzaklaşıp bazı yerlerde yakınlaşıyor. Yerde ısıtma borularının her bir metresinden aldığınız ısı modülasyon dediğimiz boru aralıklarına göre değiştiğinden düzensiz bir ısınma gerçekleşiyor. Folyosuz mantarlı straforlardaki sıkıntı da mantar yapılarından dolayı üzerine naylon seremediğimizden şapta oluşan pihrizlenme suyunun straforun gözenekli yapısından geçerek taban betonuna ulaşması ve bilhassa kat betonundaki demirler vasıtasıyla ısı köprüsü oluşturması. Binaya dışarıdan temel kamerayla bakıldığında kaçırdığımız ısıyı ve cebimizden çıkan parayı sarıya ve turuncuya çalan renklerde görebilmekteyiz. Folyo kaplamalı teknofer yerden ısıtma straforlarında üst yüzey polistren ve polietilen karışımı özel folyo ile kaplı olduğundan pihrizlenme suyu hiçbir şekilde taban betonu ulaşamaz. Bu da bize mükemmel ısınmanın yanı sıra çok büyük oranda yakıt tasarrufu olarak geri döner. Ayrıca teknofer yardım ısıtma straforları üzerinde bulunan girintiler ve tırnaklar sayesinde asıl ısıtma işlemini gerçekleştiren şap boruyu daha fazla sarabilmekte ve borunun ısı transfer yüzeyini arttırabilmektedir. Bu da kombi veya kazan artık ısıtıcı ne kullanıyorsak şalt sayısı dediğimiz dur kalklarını azaltacaktır. Bunu da şehir içinde araba kullanmakla şehirler arası araba kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Çünkü yakıcı cihazlar her dur kalk yapışında belli bir miktar gazı yakmadan dışarıya atmaktadır. Ayrıca folyo kaplama yansıma ısısına katkıda bulunarak verimi arttırmaktadır. Yine karşılaştığımız en çok hataların başında uygun olmayan şap kalınlıkları geliyor. Uygulama sırasında nasılsa şap dökülürken düzeltiriz diye alt beton çok önemsenmiyor. Haliyle şap dökerken teraziye getirmek için bazı yerlere 3 santim bazı yerlere 10-12 santim şap dökülmek zorunda kalınıyor. Bu da ısınma yolumsuz etkiliyor. Eğer bir düzeltme işlemi yapılacaksa straforun altında yapılmalı üstünde değil. Üzerindeki şap kalınlığı mümkün olduğunca eşit olmalı. İdeal şap kalınlığı mantarın en üst noktasından itibaren 3 ila 5 cm arasındadır. Yine bir başka tavsiyem kolektör gruplarını evin mimari açıdan orta noktalarında bir yerlere yerleştirilmesi. Genelde balkon, mutfak gibi seramik kaplamalı evin kenarında kalan bir bölge yerleştiriliyor. Bu da yine ısınmayı olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin mutfağınızın ortada olmadığını düşünelim. Diğer odalarda boruları düşerken 13-15 santim aralıklarla düşediniz. Kolektöre yaklaştıkça borular mecburen birbirine çok yaklaşacaklar. Diğer odalar laminant kaplamalı mutfak ise seramik. Malum seramik laminattan çok daha iyi bir ısı iletkendir. Haliyle mutfak diğer odalara göre aşırı ısınacak ve konforu bozacaktır. Kullanıcı da diğer odaların ısınmadığı izlenimi oluşacaktır. Oysaki kolektör grubunu Kombiden PPR boru ile evin orta noktasını alırsak boruların bir kısmı sağa, bir kısmı sola, bir kısmı öne ve arkaya dağılacağından daha homojen bir ısınma gerçekleşecektir. Yine başka bir tavsiyem eğer debi ayarlı kolektör kullanmıyorsanız yerden ısıtma borularını mümkün olduğunca eşit uzunluklarla döşemekte fayda var. Örneğin skartınızın fazla çıkmaması için 80 metre olarak döşeyebilirsiniz. Aksi takdirde boruların bir kısmı kısa bir kısmı uzun olursa su direncinin fazla olduğu uzun boruya girmeyecek ve kısa devre oluşacaktır. Bu da uzun borunun olduğu bölgenin ısınmamasına sebep olacaktır. Aşağıda bulunan linkten ürünleri daha ayrıntılı şekilde inceleyebilir, projelerinize özel teklif alabilirsiniz. Videomuz hoşunuza gittiyse lütfen abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.